Çobanözü Mahallesi'ndeki köy konağı açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçenin çeyresini değiştirip değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydederek, göreve gelmeden önce halkımıza söz vermiştik, İlk olarak öncelikli eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışacağımızı, ardından da ilçemizin önce bölgede, ardından da Türkiye'de yıldız konumuna ulaşması için mücadele edeceğimizi söylemiştik. Bu sözümüzün arkasında durmanın gururunu yaşıyoruz, rutin belediyecilik çalışmalarımızı ciddi ...gittiği bir rapor içerisinde sürdürürken sosyal belediyecilik anlayışımızı ise sürekli geliştiriyor, daha geniş alanlara yayıyoruz dedi. Son bir buçuk yılda Atokum'da çok şey değiştiğini belirten taşçı. Eskiden noteri dahi olmayan bir ilçede yaşıyorduk. Artık noterimiz var. Eskiden resmi hastanemiz yoktu. Şimdi kapıların açılması için gün sayıyoruz. Kilitli taş parkı döşeme başta olmak üzere yol çalışmalarında on yıllardır yapılamayanı bir buçuk yıla sığdırdık. 14 projeyi hayata geçirdik. 8 projenin ise yapımına devam ediyoruz. 55'te 55 proje sözümün içerisinde olmayan, ekstradan hayata geçirilen 17 proje. ...projemiz var, planlanmasını... ...betirdiğimiz ve halkımızla buluşturmak için... ...sabırsızlandığımız 10 projemiz daha var... ...hayal yok, vaat yok... ...Atokum ilçesinde proje var, çalışma var... ...sözümüzü tutmak var diye konuştu... Açılışı gerçekleştiren köy konağı projesi hakkında da konuşan Başkan Taşçı, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim merkezlerimize büyük önem veriyoruz. Köy konağı projesini tüm mahallelerimize taşımayı hedefliyoruz. Şu an yapımı tamamlanmak üzere olan köy konaklarımız ardı ardına açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Köy konağı projesiyle hem mahallelerimiz değer kazanacak hem de turizme katkı sağlayacağız şeklinde konuştu. Çobanözü Mahallesi muhtarı Şaban Karda uzun yıllardır göremedikleri hizmetleri gördüklerini ifade ederek Başkan Taşçı'ya teşekkür etti.